Bugün burada tarihi bir sürece şahitlik ediyoruz. Tarihi çünkü siyasi tarihimizde ilk kez iki parti mecliste bir grup oluşturma kararı aldı. Bunun daha önce yaşanmış bir örneği yok. Bu kararı alırken iki parti de, Sayın Genel Başkan, Sayın Karamollaoğlu ve Saadet Partisi de, bizler de uzun istişareler yaptık. Bu kararı niye aldık? Niye bir grup oluşturduk? Niye bugün bu toplantıyı yapıyoruz? Çünkü 28 Mayıs seçim neticeleri sonrasında topluma bir karamsarlık hakim olmuştu. İktidar seçmeni mutlu değildi. Çünkü istemediği, kerhen oy kullandığı aşikar olan bir seçimden sonra ne olacağın belirsizliği içindeydi. 3 aylık dönem gösterdi ki iktidar seçmeninin mutsuzluğu artarak devam ediyor. Son araştırmaların birçoğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine oy veren seçmenin %30-35'inin Erdoğan'ı başarısız olduğunu düşündüğünü gösteriyor. İktidar seçmeni mutsuz. İktidara oy veren illerden feryatlar yükseliyor. Emekliler feryat ediyor. Muhtemelen bu emeklilerin çoğu Cumhur İttifakı lehine oy vermiş olabilir. Bugün yaptıkları açıklamada dahi emeklilik zammının 1 Ocağı ertelenmesi söz konusu. 7500 lirayı emeklilerimize, hayatları boyu o emeği ile kazanmış insanların hayatının son aşamasında onurlu bir yaşam sürmesi beklenen emeklilere 7500 lira verirken en düşük kiraların 10.000'i bulduğu bir ülkede bu emekliler ne yiyecek, ne içecek? İktidar seçmeni bugün bunu sorguluyor. Kendileri lüks ve şatafat içinde yaşayanların bu sorgulamayı anlamaları mümkün değil. Çünkü halktan çoktan koptular. Muhalefet seçmeni de mutsuz. Çünkü kaybedilen bir seçim sonrasında muhalefet partileri bir öz eleştiriyle hem bu seçimleri değerlendirmek hem de arkasından bir ufuk çizmek gerekirken hem bu öz eleştiride eksik kalındı, neleri eksik yapıldığı konusunda hem de çok ciddi iç tartışmalar yaşanmaya başladı. Partilerin bunu muhasebe etmesi normal ama milletin umudunu kıracak şekilde hala muhalefet partileri arasında tartışmaların yürüyor olması da halkın ümitlerini kırıyor. Siyasette bir parçalanma yaşanıyor. Yeni yeni partiler ve ana damarların bölünmesi süreci yaşanıyor. Böyle bir parçalanma tam da iktidarın istediği bir şey. Çünkü iktidar, bugünkü otoriter iktidar, muhalefeti bölerek yönetme konusunda bir maharet kazandı. Şimdi bu tablo karşısında çok köklü bir geleneğin partisi olan Saadet Partisi ile yeni kurulmuş olmakla birlikte devlet tecrübesi, siyaset tecrübesi ve farklı toplum kesimlerini bir araya getiren Gelecek Partisi'nin bir araya gelerek bir grup kurması seçim sonrasında halkımıza ümit verme bakımından tek olumlu haber oldu. Bir ülkede halk bir umut ışığı görmek istiyor. Biz bu umut ışığını tünelin ucunda göstermek için bir araya geldik. Partilerimizin kadrolarının, yapılarının farklı görüşleri olabilir, bizim farklı amaçlarımız olabilir. Ama bir ideal etrafında bu kara basanı dağıtmak için bir araya geldik, fedakarlıklar yaptık. Ve bugün benim gördüğüm tablo, iki parti olmakla birlikte tek bir parti gibi karşılıklı istişare içinde, siyasi nezaket içinde, karşılıklı saygı içinde müzakereler yaptık. Farklı görüşlerimiz oldu. Dikkat ederseniz Saadet Partisi burada, Gelecek Partisi burada oturmuyor. Bir hiyerarşi de yok. Tek hiyerarşi burada grup başkanımız ve grup başkan vekillerimiz yan yana oturdular. Ve diğer herkes karışık oturdu. Ve öyle bir oturumda ben bulunamadım, biraz geç geldim Sayın Karamollaoğlu oturum başkanı. Bir yerde o biraz geç geldi, ben oturum başkanlığı. Çünkü bugün milletimizin kendisini düşünen siyasetçiye ihtiyacı yok, ona güven de duymuyor. Sadece kendi partisini düşünene de güven duymuyor. Biz kendi siyasi ikbalini ve kendi siyasi parti çıkarlarını milletin çıkarından, ikbalinden önemli görenlerin devrine son vermek için siyasete girdik. İşte bu bakış açısıyla son derece güzel bir toplantıda bence 4 ana başlıkta çok güzel istişareler oldu. Birincisi siyasi iklimin değişmesi konusunda hepimizin ortak kanaati. Bu parçalanmaya, bölünmeye, siyasi dağınıklık karşısında biz toparlamaya kararlıyız. Toparlayacağız, birleştireceğiz. Karamsarlığı değil, iyimserliği yayacağız. Siyasi iklimi değiştireceğiz. 1 Ekim'den sonra bütün Türkiye şahit olacak ki Saadet Gelecek Grubu siyasi iklime yeni bir boyut katacak. Ve bu çerçevede toplumun bu ümidini geliştirme, derinleştirme konusunda da bir ortak kararlılığımız var. İkincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları. Zor şartlarda kurulmuş bir gruba sahibiz. 20 inançlı arkadaş, azimli arkadaş, kararlı arkadaş omuz omuza verdiler. Tam da 1 Ekim öncesinde bazı söylentilerin çıkarılma sebebi de 1 Ekim'den önce bu grubu dağıtırız. Kafalarda bir sual işareti oluşturur muyuz gibi. Onlar bizi tanımıyorlar. Onun için meclis grubunda
yerimizi hala tespit etmiş değiller. Bir ümit bekliyorlar. Son günde acaba bir çatlak çıkar mı? Onlara kara bir haberim var. Gelecek Saadet grubunda çatlak olmayacak. İki parti farklılıklarını muhafaza ederek millet menfaati için tek grup olarak, ittifak olarak çalışacaklar. Ve 1 Ekim günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni bir parti grup olarak yerimiz olacak. Arkadaşlarımız orada başı dik şekilde oturacaklar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir dönem başlayacak. Çünkü ilk kez milliyetçi muhafazakar olduğunu iddia eden bir iktidarın karşı ve milli değerleri muhafazakar, dini değerleri istismar ile en zor dönemlerini yaşatan, gençlerin dinden soğumasına yol açan bir iktidara karşı onların anladığı dille muhalefet edeceğiz. Kararlı bir muhalefet, sert bir muhalefet gerektiğinde ama aynı şekilde de yapıcı bir muhalefet. Yol göstereceğiz, yön göstereceğiz. Kendileri lüks ve şatafat içinde kendi bütçelerini artırıp fakirin bütçesini, fukaranın bütçesini kısanlara karşı tarım desteklerini teşvik eden, artıran, çiftçiye desteği artıran, emekli maaşlarını artıran, kur korumalı mevduat adı altında yapılan soyguna, vahşi servete son verecek şekilde bir bütçe çıkması için kararlı bir mücadele verecek. Artık bundan sonra hattı siyaset yoktur, satı siyaset vardır. Satı ise önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, sonra bütün vatandır. Biz milletin ekonomik istiklal mücadelesi, fakir fukara üzerindeki bu zulmün bitmesi için mücadelemizi vereceğiz. İktidarı şimdiden uyarıyoruz. Getirdiğiniz her kalemde, şahsınıza, akrabalarınıza, eşinize, dostunuza, yandaşlarınıza aktardığınız her bir kuruşun hesabını soracak bir grup göreceksiniz karşınızda. Ve ona karşı da her bir emeklimizin, işçimizin, çiftçimizin alın terini koruyan, oraya ayrılan kaynakları muhafaza edecek olan bir grup olarak çalışmayı sürdüreceğiz. Yerel seçimler Türk siyasetinin önümüzdeki dönemini şekillendirecek. Burada iki parti işbirliği yapmak konusunda son derece iyi niyetli bir kararlılık içindedir. Bu işbirliğinin nasıl olacağı, hangi ilde, hangi ilçede, hangi beldede nasıl bir işbirliği yapılacağı konusunu birlikte heyetlerimiz çalışacaklar, bizlere sunacaklar. Bu konuda bir hususu yine değerli kamuoyumuzun dikkatini çekmek isterim. İktidar partilerinin avantajlı girecekleri varsayımı genel seçimlere asla kabul edilmemelidir. Bu bir varsayımdır. Muhalefetin dağınık olduğu doğrudur. Biz toparlamaya çalışıyoruz. Bu ittifak çalışmamız, başka partiler olumlu yaklaştıklarına mutlaka onlara da açık olacaktır. Ama unutulmasın ki geçmiş dönemlerde genel seçimleri büyük bir çoğunlukla kazanmış olan iktidarlar bir sonraki seçimde, yerel seçimde büyük sükutayel yaşadılar. 1987'de Özal'ın, ANAP'ın kazandığı seçim sonrası 1989'da sükutayel yaşaması, 1991'de Doğru Yol Partisi, SHP iktidarının 94'te büyük sükutayel yaşaması, 2018'de Erdoğan'ın seçimi sonrasında, 2019'da AK Parti'nin sükutayel yaşaması. Hiçbir seçim çantada keklik değildir ve hiçbir seçim baştan kaybedilmiş değildir.